biz sadece dağ tırmanışı yaptık ve Avustralya'nın en güzel bir içini gezdik dolaştık. Olağanüstü güzel bir yer. Böylece listeyi check attık. Önce nereye gittik? Babakale. Şimdi geldik sıra Wessels Promontory'ye. Burada ne var? Steep Point'e gideceğiz. 6500 km'de Steep Point'e gideceğiz. Avustralya'nın en güneyindeyiz. Gezegenin köşeleri projemizin Avustralya'daki ilk köşesine doğru yürüyoruz. Niye yürüyoruz? Çünkü yol yok. Bu yürüyüş, hiking her neyse 20 dakika olmuş. Kalp atışı 137. Daha yarısında bile değiliz. Oha, 2.2 km daha var. Everyone kept up fantastically. We can all easily make it to the summit, but if you want to take it easy, you can go this way back to the car park. But I recommend going to the summit because the views from up there are incredible. Bundan sonraki tam bir tırmanma dedi. Yolu daralıyor, daha da steep oluyor, dik yani. Neydi? Demirden korkan trene binmezdi değil mi? Kolaylar için dedi aşağıdaki grup var. Kolay gitmek isteyenler oraya katılsın dedi ama kardeşim biz kolayı tercih edecek olsaydık gezegeni dolaşmaya kalkmazdık. Hey James. How many minutes to the top? Good question. This is my first time. Okay, we can lose together. My estimate would be 30 more minutes. Şu anda 42 nabız. Yuh, yarım saat daha var. Ne oldu abi? Motorla gitmiyor muydun sen? Buradan motorla gitmeye pek bir saatim yok diyelim. Ama bizim Ahmet Okatan gelir. Ahmetciğim, sen gibi crossçılar çizikler buraya sever. Bazı kaya geçişleri falan var mı? Nereler geçtiğinizi bildiğim için. Tam size göre. Bir ara diğer gruba bölünen rehber kız dedi ki, Chloe, bu yolu yürürken dedi, yolda yılan görebilirsiniz dedi. Korkmayın dedi. Ne yapacağız peki? Durun dedi. Ellerinizi kaldırın dedi, o geçer gider dedi. Ben de oradan dedim ki, ya gitmezse ne yapacağız? O zaman küçük küçük adımlarla etrafından dolaşabilirsiniz dedi. Ya arkadaş, bunun başka bir yolu yok mu? Yani mesela gitmesin beklesek geriden, kışmış desek. Yok abi, burada yılanlara bile kış demiyorlar. Aa, da nerelere girdik arkadaş. Bu arada nabız kaç görüyor musunuz? 32 dakika olmuş, 135. Neydi? Yılan çıkınca ellerimizi kaldırıp bekleyeceğiz. İhsan etmiyorum. Direkt topuklarım valla. Zorlu bir yere geldik. Önce. Hoppa! Ne güzel düştüm ama. Hayır. Yok yok yok, bir şeyim yok. Okay, I'm good. No problem. No worries. Hayır yani, adam iyi kasetti. Dedi ki, burada dikkatli olun dedi. Dikkatli olun dediği yerde düştüm. Aferin bana. Ne güzel düştüm ama. Yalnız düşerken ilk düşündüğüm şey, inşallah filme çekmişimdir orada. Tövbe estağfurullah. Devam. Nabız 140. Yani biraz önce düştüğümde, hani Apple Watch rapor veriyordu, alert gönderiyordu. Ne oldu? Apple, bir şey mi ayarlamam gerekiyor acaba? Nabız 158. Nabız 165. Hazacığım, böyle tur yürüyüşlerde nabızın maksimum kaç olması gerekiyor? Yani nerede durmalıyım? Nabız 160. 5 geri gelmiş. James, are we arrived? This is, I believe this is the spot where we eat, but the lookout is a bit further on, yeah? Okay. Yeah, so just pause here for a minute. We'll wait for Chloe to catch up. She's the boss today. Hani bizim Karadeniz'in yaylalarından daha mı güzel? Tabiatın her şekli güzel. Fazla gitme de. Aşağıdan toplamasınlar. İşte Avustralya kıtasının en güneyinde burası. Şu anda Mount Bishop. Adalar madalar. Tazmanya şu tarafta. Oraya da gider miyiz? Dönüşte belki. Şimdi geri dönüş yolundayız. Artık aşağıya doğru daha rahat rahat iniyoruz. Gelirken düştüğüm yer. I don't want to fall down second. Just once a day. I have just one right, ha? Yokuş aşağı. Wessels Promontory'den iniyoruz. Ya buraya öyle arabayla, motorla gelip çıkmak mümkün değil tabii ki. Şimdi Promontory National Park'ın içindeki Mount Bishop'a tırmandık. Sanki çok gerekliymiş gibi. 3.7 kilometre ve tam 2 saat sürdü. 1.5 saat dediğine bakmayın. Grupta yavaşlar da vardı çünkü. Düşen biri vardı. Ben oluyorum. Grubun ilk düşüşünü ve kazasını atlatmış olduk. Önemli bir şey değildi ama komikti kesinlikle. Bazılarına baktım, gülmemeye çalışıyorlar. Düşene her yerde gülerler. Yani aslında hazır bu National Park'a gelmişken kontenjandan gittik geldik. Bir daha çıkar mıyım orayı? Tavsiye eder misin? Yok abi, Karadeniz buradan daha güzel. Ama tabii burası Avustralya kıtasının en uç noktası olduğu için böyle bir anlamı var. Böylece ilk köşemizin sadece köşesine gitmedik, dağına da çıktık. Birazdan bir sahil varmış, oraya da gideceğiz. Hedefte ne var? Steep Point. Aa, bir dakika. Ya kardeşim, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Hani önce Steep Point'i, sonra dolaşıp gelecektin, en son Distance Promoter olacaktı. Hatta motor da yok ortada. Sen öyle turist Ömer gibi geziyorsun diyebilirsiniz. Kısmen haklısınız ama motor bu akşam geliyor daha Melbourne'den. Gümrük işlemleri falan vesaire. Pazartesi de işlerim var.
muhtemelen salı gibi teslim alırım diye ümit ediyoruz. Aksi bir şey olmazsa, ama şu anda gümrükçüler her şeyi teyit etti. Sadece bir inspection süreci var. Yani muhtemelen denetimden geçmesi gerekiyor. Her konuda yani Avustralya kıtasına girerken araçların böyle bir denetim süreci var. Üzerinde kir, leke, pas, ıvır zıvır hiçbir şey olmaması lazım. Zaten biz ona göre hazırladık. Ona göre fumigation yapıldı. Yani dezenfekte edilme süreci İstanbul'da. Bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yani o yüzden hazır motoru bekliyorken vakitten kazanayım. Bu vesileyle en azından ilk hedef bana çok yakındı çünkü Melbourne'e. Aslında dönüşte planlıyorduk. O yüzden madem böyle ilk hedefimize ulaşalım, buradan çıkıp devam edelim dedim. Sanki az yürüdük gibi bir de Scoozy Beach'i görecekmişiz. Her neyse artık. Burası Avustralya'nın güneydeki nihai ucu Western Promontory National. Yani tabii ki Lillipilli yapmayacağız. En zor neresi oraya? Lillipilli. Daha böyle keyfe gider, güzel. Kendini zorlamayanlar o trek'i takip etsin diyor. James, is that Scoozy Beach? No. It's the Tidal River Beach. You need 3 days hiking to reach Western Promontory Southernmost Point. It looks like 2 nights, 3 days. Only camping. That's why people make their camping here, yes, and start from this point to go the edge. That's right, and then they come back. It must be tough. James diyor ki Western Promontory'nin uç noktasına ulaşmak için araçla gidiş yok, motosikletle de gidiş yok. Otobüslerin bir kamp noktası var, nihai gitti. O noktadan 3 günlük hiking gerekiyor. Kendi başınıza kamp yapa yapa. Bizim nihai noktamız aslında şu anda geldiğimiz yer oluyor. Çünkü daha ötesi yok. That's squeaky bay. Avustralya'nın en güzel plajıymış. Is this the best beach in Australia? Yes, out of 12,500 beaches, this was voted the most, was voted the best. Cleanest. Yeah, I don't know who judges it, but it was voted the best. Sahillerden herhangi bir şekilde kum götürmek Avustralya'da illegalmiş. Bizde havuzlarına kum taşıyanlar var. İşte kıta nasıl kendine bakıyor. Buradan da belli olur. Bak, buraya geldiğime gerçekten memnun oldum. 12.500 tane sahilleri varmış. Daha doğrusu böyle plaj. Bu en güzeliymiş. Most shark attacks in Australia happen close to sunset. Köpek balığı atağı oluyor mu diye sordum. En son birkaç hafta önce Sydney'de bir kızcağıza saldırmış ve maalesef olmuş. Sabah erken saatleri veya akşam saatlerinde sorun yaşanıyor. Yani gün ışığında gelmiyorlar. Kenardan yüksekte mi sorun? Ona da garanti veremiyorum tabii. Bazı videolarda görmüşsünüzdür. Geliyor kenardan alıyor abi. Zaten yüzmeyle aram çok yok. Bir de köpek balığı atağıyla muhatap olmayayım. Burası Avustralya'nın en güzel plajı olarak seçilmiş. Squeaky Beach diye geçiyor. Kuma bastıkça böyle squeak squeak ses veriyormuş. O yüzden öyle isim vermişler. Gerçekten mükemmel. Bass Street, Bass Boğazı'ndayız. Yalnız bu kadar güzel bir sahilin şu tepelerine bakar mısınız? Bir şey eksik değil mi sizce burada? Üstelik bunlar orman falan değil ha. Maki maki. Ya yangın yapmaya da gerek yok. Direkt gel, al imarlaştır. Şöyle villalar tepeleri. Aşağı doğru bir beach, bir işletmeci bulundurmazsa. Kapat kapıları. Bir de otopark yak oraya. Mis. Ya bu Avustralyalılar işi bilmiyor abi. Çok net. Hay Allah'ım ya. Cennet ülkemize ne hale sokuyorlar. Bir de adamları nasıl koruyor bakar mısın? Bir tane şezlong var mı? Bir tane. Ağlayasım geldi. Hadi bakalım. Şimdi Squeaky Beach'te yürüyeceğiz. Tabii ki ayakkabılarımızı çıkaracağız. Akıllı uyumaz. Okay, we are coming. Diyor ki atla gel. Ayakkabılarımızı çıkartalım. Çoraplarımızı da çıkartalım. Şimdi Squeaky Beach'te yürüyoruz. Mükemmel. Vay arkadaş. Uf, kumun güzelliğine bak. Yani gerçekten çok güzel. Su baya soğuk. Islandık, yaralandık. Ne olacaktı? Böyle güzel zaten. Neredesin telefon? Buradasın. Yani telefonla da çekeyim. Sonra Hakan hocam kızıyor bana. Yönetmenim niye boy çekmiyorsun diye. 12.500 plajın en güzeli seçilmiş burası. Şuna bak. Bir tane şezlong yok. Bir tane. Herkes buraya yürüyerek geliyor. Bayağı zorluklar aşarak. Bir de aşağıdan bir geliş var galiba. Orada bineceğiz zaten biz arabamıza. Vallahi herkes gitti, ben kaldım burada. İyi ki gelmişiz. Dağ tırmanışı bayağı kötüydü ama burası mükemmel. Cennet resmen. Gençler spor yapıyor. Müthiş. Yüzenler var mı? Var. Tabii burada yüzmek benim gibilerin işi değil. Köpek balığı tehdidi var mı diye sordum. Varmış. Derken şuradan bir tanesi gelip canlı yayında. Tövbe estağfurullah. Biraz uzaklaşayım abi. Ne olur ne olmaz. Ve genelde bu bölgede de olabiliyormuş. O yüzden girişte ikazlar vardı. Kardeşim burada can kurtaran falan filan yok. Kendi riskiniz alın diyor. O abi orada balık mı tutuyor? Bu kadar yakına balık geliyor mu? Bu kadar yakına balık geliyorsa bunun köpeklisinden de gelen olur mu lan? Aman ha. Oraya bazen gidiyor, plajdan alıyor, hard diye götürüyor. Bak şu abi orada riskli bence. Bak akşam saati birader. Hayır abi, kolay gelsin. Anladı gördüğünüz gibi. Hayır abi bizim ya. Şey arada böyle gelir buraya oturur. Çocuğuyla gelmiş. Arada balık avlatmayı öğretiyor. Doğayı öğretiyor. Burada çok ilginç. Mesela o tırmanışta da küçük çocuklar gördüm. Burada da. Unbelievable experience. That's beautiful, isn't it? Almost like a first time for me as well. In Turkey like this, make sure that every place of there will be villas. Restaurants, so cafes. This is national park, so you can't build. We can handle on it, no worries. Burası diyor bir national park diyor. National parkta öyle şey olamaz ki zaten diyor. Gel dedim Türkiye'ye görsen. Biz orada yapardık. Kazdağlarında altın aramaya kalktılar ya. Binlerce ağaç kesildi ya. Yavrum national parkmış. Yemişim sen national parkın derler yani bizde. Evet.
Ne yaptığımı görüyor musunuz? Şimdi geriden bakalım. Avustralya'nın en güneyine ismimizi kazdım. Az zamanda ismini nasıl verdiğimiz böylece kendini gösterdi. İsimlerimizin baş harflerini, kızımızın ismi. Biliyordum tabii ki burada da aynı şey olacağını. Burada da yapmışlar otoparklar. Ya şurada da var bir otopark. Bak bak. Yapmışlar. Girişe 50 Avustralya doları alıyorlar. Bu otoparka gelmek için sahilden neredeyse 1 kilometre yürüdük. Tabii ki ücretsiz. Yürü kardeşim diyor. Yürü diyor. Öyle dibine gelme diyor. Otobüsümüze bineyim artık. Hello, my name is Ali. I am making videos for my YouTube channel and I take permission from Chloe, but I didn't take any permission from you. If you have any concern about these footages, I can delete all of them. No? Very good. Okay, second request. Please subscribe my channel. A-L-I-M-O-C-A-K-L-I channel name. When we finish, you can write on board. Ah, okay. I can write on board. Yeah. Okay. Şimdi buralarda kanguru görmeyi bekliyormuşuz. İleride bir tane gördüm biraz önce. Bir abi hoplanıyordu. Meksikalı arkadaşlar kanalıma destek çağrısında bulundu. Artık siz de bir zahmet bir subscribe yaparsınız değil mi?